3 tane ayrı rapor hazırlayıp, Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Aler Coşkun bir süredir Bolu tarımının gündeminde olan arazi toplulaştırma projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Er Coşkun, Dört Divan, Gerede, Seben ve Kıbrısçık ilçelerinde tarım arazilerinde arazi toplulaştırma projesinin hayata geçeceğini, kararın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Er Coşkun, Dört Divan, Gerede, Seben ve Kıbrısçık ilçelerimizdeki tarım arazilerimizde bir süredir hazırlıklarını yaptığımız arazi toplulaştırma projesini hayata geçiriyoruz. Projeden 4 ilçedeki 66 köyde yaşayan 18 bin hak sahibi faydalanacak. Proje 16.400 hektar tarım arazisinde uygulanacak. Arazi toplulaştırma çalışmasının ihalesi bitmiş olup yapı denetim ünitesi oluşturulmuş durumdadır dedi. Onaylatmıştık. Yani görünen köy kılavuz istemez diye bir tabir vardır. Arazi toplulaştırmasının amacı daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımıyla üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini arttırmak, kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir diyen Er Coşkun, arazi toplulaştırması bir yönüyle de kadastronun yenilenmesi demektir. Bir başka anlamda ise arazi toplulaştırma uygulamasıyla kırsal alanda sosyal huzur ve işletme bütünlüğü sağlanır. Bolu'da tarımsal üretimin artması sağlayacak toplulaştırma projemizle uzun vadede köylümüz kazanacak, milletimiz kalkınacak diye konuştu. Er Coşkun, proje alanında yapılan toprak tahlilleriyle arazinin konumu, köy ve şehir merkezine uzaklığı, asfalta uzaklığı, yolunun olup olmadığı, verimliliği, toprak derinliği gibi durumlar göz önüne alınarak her parselin puanı belirlenecek ve yeni parseller buna göre oluşturulacak diye konuştu.